Deprem fırtınasının ne kadar yıkıcı olduğunun bir kanıtı daha geldi Hatay'dan. Manzara bu. Fay hattının tam üzerindeki bir zeytin ağacı ortadan ikiye bölündü. Parçaların arasındaki mesafe gerçekten ürkütücü. Zeytin ağacı depremle birlikte ortadan ikiye ayrılmış. Bir kısmı burada, diğer kısım orada. Ana gövdesi burası. Diğer bir bölümü de yaklaşık 13 metre geliyor. Yani bu bir doğal afet. Ben bir gece yatamadım burayı görünce. Korku hissediyoruz yani, ilk defa gördüğümüz bir şey. Daha önce görmedik böyle bir şey. Görenler gözlerine inanamadı. Deprem zeytin ağacını ortadan ikiye böldü. Ağacın diğer kısmını da bir kağıt gibi böyle metrelerce uzağa savurdu. Köylüler gördükleri karşısında çok şaşkın ve aynı zamanda da tedirgin. Bu yaşımıza geldik, ilk defa görüyoruz yani. Görenleri hayrete düşüren o görüntü Hatay Samandağ'ında Çubuklu köyünde işte bu noktada yaşandı. İşte burada bir zeytin ağacı vardı. Yaşı ortalama 50-60'tı. Depremle birlikte zeytin ağacı ortadan ikiye bölündü. Bakın ana gövde burada kaldı. Şimdi diğer gövdesini size göstereceğim. Bunun için yürümem lazım. Hemen kaç adım ötede olduğunu size gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yaklaşık 14 metre işte zeytin ağacının gövdesi diğer tarafa savruldu. Normal bir kepçeyle çekemez. Diş makinesine çekemez ama kurban oldum Allah. Çekiyor. Allah beterinden korusun ya Rabbi, ne diyelim. 150 kişinin yaşadığı Çubuklu köyünde can kaybı yok. Ama fay geçtiği bu zeytin bahçesini vurdu ve derinliği metreleri bulan yarıklar oluşturdu. İşte o fay hattı Hatay Samandağ'ında Çubuklu köyünde tam da bu noktadan, bu zeytin bahçesinden geçti. Ağacı ortadan ikiye böldü ve ardında yaklaşık 2-3 metreye varan derin yarıklar oluşturdu. İkiye bölünmüş, yukarıdan aşağı gelmiş, kaymış burada, bükülmüş kalmış bak. Köylüler endişeli. Tek tesellileri fayın köylerinin altından geçmemiş olması. Deprem uzmanları da bölgede. Fayların önemli bir bölümü kırıldı. Çok ciddi bir enerji boşalığı gerçekleşti. İşte deprem sonrası o ilginç görüntünün yaşandığı zeytin bahçesindeyiz. İşte köylüler de yaşanan o görüntü sonrası burayı merak etti. Bu zeytin ağacının ortadan ikiye bölünmesi burada köylüleri de endişeye sürükledi ki uzmanlar da günlerdir bu bölgede bu fay hattının geçtiği noktada incelemelerde bulunuyor. Buradan bir fay hattının geçtiğini sanılıyor. Nasıl bir şey olduğunu araştırılıyor şu anda. Son 500 yıldaki en büyük deprem olduğunu söyleyebiliyoruz.